Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi, Mısır'ı İslam'a karşı savaşmakla suçlayıp bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki Hendek Savaşı'na benzetti. Yani Yusuf El Kardavi değerli bir alimdir, aklı başında bir insan. Ben burada geldiğinde tanışmıştım. Çok sevimli bir insan, mütevazi bir insan. Evet. Hocam, İran çeşitli kentlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta da, Suriye'de de her yerde bu olaylar geceli gündüzlü kesintisiz devam eder. Hatta artarak devam eder. Ta ki diyor Resulullah, evlatlarımdan Muhammed Mehdi zuhur edinceye kadar. Mübarek Peygamberimiz ne kadar detay tarif etmiş ya. Ne dikkattir bu, ne güzelliktir maşallah. Maşallah, gerçekten mükemmel. Olayları ayrı, bedenini ayrı, zemini ayrı. Kaşını, gözünü, ağzını, burnunu, her yerini tarif etmiş. Kişi ne kadar? Tabii, en ince detaylara kadar. Maşallah, maşallah. Olacak olayları, ya, ama hayrettir, yani çok büyük bir mucize. Normalde eskiden Müslümanlar, mesela bir turp, kesiliyor turp, içinde Allah yazıyor diye yer yerine oynatıyorlardı. Evet. Tabii. Değil mi? Herhangi bir şeyde böyle taşın üstünde bir alamet işareti. Peygamberimizin herhangi bir hadisi gerçekleşen, dolaylı yoldan gerçekleştiğini görseler bile muazzam bir heyecandan anlatıyorlardı. Hatta hiç alakasız böyle abuk subuk şeyleri bile, peygamberin hadisi olmayan şeyleri bile peygamber dedi diye heyecanla anlatıyorlardı. Evet. Ya peygamberin bütün dedikleri ama yani nefes kesecek ve şaşırtıcılık ama. Yani insanın nutkunu durduracak derecede hayret verici bir olay olarak diyor ki mesela iki tane kuyruklu yıldız çıkacak diyor. 1400 sene önce. İki tane kuyruklu yıldız çıkıyor denilen vakitte. Ya kardeşim bu bütün dünya ayağa kaldırır. Sırf bu kadarı ayağa kaldırır. İslam aleminde çıt yok. Diyor ki kuyruklu yıldızlardan bir tanesi diyor. Diğer kuyruk yıldızların aksi istikamete gidecek diyor. Bu çok harika bir şey. Hiç görülmemiş bir şey dünyada. Tabii. Bak hiç dünyada görülmemiş bir şey. İlk evet. defa görülen bir şey. Tabii. Bilimin bu konuda tespiti yok. Evet. Hiç evet. bilimin bu konuda tespiti yok. İlk defa görülüyor. Doğru. Ya kardeşim, bilim dünyası da ayağa kalkar böyle bir şeyde. Müslüman alemi de ayağa kalkar. Yine çıt yok. Evet. Yani çünkü nereye yarayacağını biliyorlar. Konunun nereye gideceğini biliyor. Ötleri kopuyor. Yani bu çok büyük mucize. Bu ileride bunu insanlar anlatacak. Böyle bir fitnenin, böyle bir duyarsızlığın, böyle bir vicdan çöküntüsünün Firavun devrinde bile olmadığını insanlar görünce ha diyecekler ya diyecekler bu ahir zaman hakikaten çok şiddetliymiş. Evet. Ahir zaman çok büyük olaymış diyecekler. İnşallah. Ya kardeşim bak diyor ki diğer kuyruk yıldızlar gibi olmayacak, ters yönde gidecek ama çok parlak olacak diyor. Evet. Ya nereden bilirsin sen maşallah. Maşallah. Bak vahiy de biliyor. Vahiy de biliyor. Ya bak diğer kuyruk yıldızların daha parlak ilk defa onda rastlanan bir şey. Lulin'de bu. Evet. Hakikaten bütün kuyruk yıldızlardan çok daha parlak, cayır cayır yanıyor. Ya. Şimdi bir de diyor ki iki uçlu olacak. Ya kuyruklu yıldız iki uçlu olur mu? Bir tane olur kuyruklu, kuyruğu olur. Çünkü bak bir şey yanarken çektiğinde duman bırakarak gider. Evet. Tabii. Ama önünde de ayrıca duman oluşarak gidiyorsa bu çok acayip bir olaydır ya. Yani bu mucizedir yani değil mi? Tabii ki çok önemli bir şey. Yani ya nasıl olur böyle bir şey ya? Şimdi sen değil mi? Mesela bir gemi düşün. Ya bir tren düşün. Duman çıkararak gidiyor. Ama aynı zamanda önü sırada böyle bıçak gibi uzun bir duman oluşarak gidiyor. Oradan çıkan duman. Evet. Bu olacak iş değil. Ama bu da oluyor. Bu da olmuş. Maşallah, evet. Maşallah. Peygamberimiz iki uçludur diyor. Aynısının olmuş. Maşallah. Ya kardeşim böyle bir şey de bütün bilim dergileri, bütün dini kurumlar nefesi kesilir ya. Tabii. Ya adamlar hiç kılı kıpırdamıyor.
İnanılır gibi değil. Yani böyle bir mucize dünya tarihinde görülmemiş. Kılı kıpırdamıyor. Peygamberimiz diyor ki Fırat'ın suyu bir vesileyle kesilecek. Barajda kesiliyor. Fırat'ın on binlerce yıllık tarihinde yok. Hiç suyu kesilmemiş. İlk defa ve diyor havzası kuruyacak. Aynısının oluyor. Çıt yok dünyada. İslam aleminde de çıt yok. Meşhur alimler, hoca efendilerde. Hiç çıt yok. Ya öksürmüyor daha ya böyle. Yahut de ki ya behi adamcağız yani. Böyle diyorlar ama bu adamlar yalan söylüyor diye. Ya bir yerden duydum de yani değil mi? Evet tabii. Bu da yok. Mesela yalan söylüyorlar da demiyor. Böyle bir şey de yok demiyor. Var da demiyor. Evet. Çıtım çıkartmıyor. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmalı olacak diyor. Allah Allah. Tam o tarihte oluyor. 2 sene üst üste. Çıt yok. Evet. Kardeşim şimdi bu ne Nemrut devrinde oldu ne Firavun devrinde oldu. Mesela Firavun bir şey olduğunu söylüyor adam. Bayağı gündem yapıyor. Tabii. Mesela o Hazreti Musa asayı attığında onun harika olduğunu kabul ediyor. Evet. Yani onu gündem yapıyor. Ama diyor benim adamlarım da bunu yapar diyor. Burada arkadaşlar gıkını çıtını çıkartmıyor. Evet, nefes bile almıyor. Yani konu anlatırken nefes almamaya da dikkat ediyor ki yani ne olur ne olmasa. Bu büyük mucizeyi ileriki nesiller hayret ve şaşkınlıkla izleyecekler. Yani peygamberin bir mucizesi de budur. Alimler diyor bu konuyu gizleyecek diyor. Evet. Mehdi konusunu gizleyecekler. Deccal konusu gizlenecek. Örtbasecekler. Deccal çıktığında diyor artık Deccal'den bahis olmayacak diyor peygamberimiz. Evet. Hem bak Deccal çıkıyor ama Deccal'den artık bahis kalkacak diyor. Hutbelerde orada burada duymayacaksınız diyor. Hakikaten Osmanlı döneminde hutbelerde cayır cayır Deccal'dan bahsedilirken, ezberden insanlar bilirken, sürekli hutbelerde eskiden konuşulurdu Osmanlı döneminde, Abdülhamit dönemine kadar. 1980'lerden sonra özellikle ülemalar, alimler sanki ittifak etmiş gibi, yani düğmeye basmış gibi zınk kestiler Mehdi konusundan bahsetmeyi. Deccal konusundan bahsetmeyi de kestiler. Ama ittifakla. Bir tek Şeyh Nazım hocamız maşallah o maşallah konuşuyor ve onun gülleri. Evet. Onlar konuşuyor. O kadar. O da hadiste tefsir edilmiş bir insan olduğu için. Maşallah. 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 Çünkü diyor bak sarığın içinden bir insan diyor. Bir şahıs, bir zat. Sarığın içinden ve sarığı sarmış. Sarık önden onu sarmış. Bak sarık önden sarkıyor. Buradan sarkmış. Arkadan da sarkmış. Nerede bu insan? Sarığın içinde. Evet. Sarığın içinden bir adam diyor. Mehdi'yi müjdeler diyor. Bunu da Şeyh Nazım hocamız yapıyor. Ve onun gülleri. Şeyh Ahmet Yasin ve diğer. İşte Şeyh Adnan, Şeyh Hişam. Evet, evet. Efendim Şeyh Mehmet Efendi, mübarekler. Onlar yapıyorlar. O kadar. Sonra demesinler ki diye Cenab-ı Allah böyle bir tedbir almış. Hani biz de video döküşüyor. Halbuki ahir zaman olağanüstü harika. Adam diyor ki ne var ahir zamanda? Ya kardeşim bak Mehdi'den korkuyor adam bahsedemiyor. Ya hadi Mehdi'den bahsetmiyorsun beyim mübarek. Peygamberin mucizelerini anlat. Onu ne kaybedersin? Kesinlikle. Ya bak iki uçlu kuyruk bir ısı çıkacak diyor. Dediği aynısından çıkıyor. Ve çok parlak olacak diyor. Dediği çıkıyor. Ters istikamete gelecek diyor. Dediği çıkıyor. Ve arkasından diyor ki bak o çıkmadan önce yağmurlar kesilecek diyor. Allah'tan evet. Kork ya bunu söyle. Yağmurlar kesildi dedin işte küresel ısınma oldu ondan kesildi dediniz. Kuyruk indisi çıktıktan sonra diyor yağmurlar çoğalacak yağmurdan şikayet edecekler diyor. Şimdi küresel soğuma oldu diyor. Var hani ısınıyordu. Diyor, şimdi soğudu ondan oluyor diyor. Sanki ızgara böyle hani geldi pişti soğudu bilmem ya.
çok zavallıca bir çırpınış içindeler. Ve sürekli alamet oluşturuyorlar. Halbuki bak susmaları zaten Mehdi'nin çıkış alameti. Konuşsalar Mehdi'nin çıkış alameti olmaz. Evet. Deccali gizleyecekler. Bu da çıkış alameti. Resulullah'ın hadisinin gizlemeleri yine ahir zaman alameti. Mehdi'nin çıkış alametidir. Şimdi o debelenme dönemi bir süre sonra bitecek işte. Birkaç yıla kadar biter. Sonra koro halinde konuşmaya başlayacaklar. Vay biz ne ettik falan gibisinden. Vay vay edebiyatına başlayacaklar. Şu an basiretleri kapandı. Ya bir tane mucizesini söyle peygamberin. Peygamberin hurafe olan mucizelerini anlatıyorlar. Hurafe olan, olmayan. Evet. Gözle görülen mucizelerini de anlatmıyorlar. Çok çok şaşırdım. Sen. Bak hurafe olanlar anlatıyor. Mesela diyor peygamber bir ayağını yere vurdu diyor. Kaya paramparça oldu diyor. 100 metrelik diyor bir şey açıldı diyor. Boşluk açıldı. İçinden cinler kaçtı uçtu falan diyor böyle. Zırvalıyor. Öyle bir şey yok halbuki. Ama bak gözle görülen bilimin kabul ettiği mucizeyi de gizliyorlar. Evet. Hurafe oldun mu koşacak adam. Çünkü hurafe anlıyor onu. İnsanların onunla alay edeceğini düşünüyor. İslam'ın aleyhine olduğunu düşündüğü için onu ısrarlarına atıyor. Evet. Haşa peygamberimize, haşa ve haşa küçük düşürmeye yönelik çirkin hadisleri görüyorsunuz internette orada burada anlatıyorlar. Tabii. Uydurma hadisleri. Ama bak mucizeleri anlatmıyorlar. Peygamberimizi onere edecek, peygamberimizin peygamberliğini açıkta tasdik edecek mucizeler bunlar. Bunu duysa batı alemi, dünya, herkes Müslüman olur. Yer yerine oynar ya. Bakın ünlü bir gazetede, Avrupa'daki bir gazetede mesela, Guardian'da. İki uçlu kuyruk yıldızı peygamber nasıl bildi diye bir başlık atsa, milyonlarca, milyarlarca insan iman eder. Sırf bundan bile. Gerçekten. Bir tane başlık atılsa. Evet. Bak kelli felli hoca efendiler hepsi kapatıyorlar. Kimi salya sümük ağlıyor, kimi bilmem ne yapıyor, kimi yerlerde debeleniyor. Kimi çaresizlikten ne yapacağını şaşırmış havasında. İslam alemini aciz, bitap, güçsüz ve zavallı göstermenin peşindeler. Yani biz yenildik, mahvolduk, yapacağımız bir şey yok kafası veriyorlar. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. Maşallah. Mehdiyet zinde bir güç olarak adım adım ilerlemeye devam ediyor. Allah için ağlayanlar tenzih ediyorum. Tabii ki. Gösteriş için sırf aşağılık çıkarlarının tatmin için ağlayıp zırlayanları kastediyorum. İnşallah.